Bağcılar'da Hicret Camii'nin güzel dış avlusuna giriyoruz. Bakın, abilerimiz dışarıda oturmuş ezanı bekliyorlar. Bu arada koyu bir sohbet de başlamış tabii. Caminin dışında bir okuma evi de var. Hicret Camii'nin dış mimarisi oldukça etkiledi bizi. Ne kadar güzel bir göğün altında yükseliyor şu bembeyaz minareler. Camiye yenilenmesi sonrasında üst kat revak bölümünde son cemaat yeri de inşa edilmiş. Hicret Camii'nin bir de içini görelim bakalım, değil mi? Mihrap, minber ve kürsüsü ahşaptan olan caminin sütunları da ahşap. Caminin içi yerden ısıtma ve klimalarla ısıtılırken, alt katta yer alan mescitte kalorifer sistemi ve tavan tipi klimalar mevcut. Şimdi caminin mahfil kısmına çıkıyoruz ahşap merdivenlerden. Kış aylarında 250 kişilik bir cemaati oluyormuş caminin. Ve mescit. Alt kat mescitte aynı anda 500 kişi namaz kılabiliyor. Çocuklar burada Kur'an-ı Kerim eğitimleri de alıyorlar. Bakın, derslerden öğrendiklerini de işte böyle yansıtmışlar duvarlara. Evet, tüm dinlerin özünde ahlaklı olmak yatar. Ahlaklı nesiller yetiştirmeyi başarmak, dinleri ne olursa olsun tüm toplumların en büyük hedefi olmalı. Belediye ve mahalle halkı işbirliğinin güzel bir örneği olan Hicret Camii, güzel duygular yaşattı bize. Bir sevdadır Bağcılar.